Merhaba değerli izleyenler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tramvay projesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'na taşınacak. Erzurum'umuza şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Konunun uzmanı asistanları tarafından hazırlanan Erzurum tramvay projesini Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce teslim eden AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, maddi desteği sağlamak için projeyi hem Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen AK Parti 25. İstişare toplantısında hem de Ulaştırma Bakanlığı 2017 yılı bütçe görüşmelerinde gündeme getirmişti. Bütçe görüşmelerindeki konuşmasında Ilıcalı, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a hitaben "Sayın Bakanım, Erzurum seçim bölgemde bir raylı sistem projesi hazırladım. Gönderin, Ulaştırma Bakanlığı'na destek olalım" demiştiniz. Büyükşehir Belediye'miz gönderdi, "Ne olursunuz bu 13 kilometrelik projeyi bir an önce yapalım. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın açılışında da Sayın Cumhurbaşkanımız Yüksek Hızlı Tren Erzurum'a 2023'te gelecek" dedi. Erzurum'da hemen bunu başlatalım sözleriyle maddi destek talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Nisan'da Erzurum'da gerçekleştirdiği miting ise Ilıcalı'nın tramvay projesini hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilıcalı'nın 2026 Kış Olimpiyatları raporu doğrultusunda "Erzurum'a kış olimpiyatları yakışır değil mi? Şimdi Erzincan ve Kars'ı da yanımıza alarak 2026 kış olimpiyatlarına aday olsak fena mı olur? Doğunun incisi Erzurum'da bu olimpiyatlarla dünyaya mesaj vereceğiz" dedi. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmalara başlarlar. Milletvekillerimiz başladılar, bunu süratle daha da yaygınlaştıracağız. Bakanımız tabii bu işin birinci derecede takipçisi olacak. Sözleriyle ilgili kurumlara talimat vererek projenin önünü açmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingin ardından Erzurum'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 13 kilometrelik raylı sistemin yapımına bu yıl içerisinde başlayacağız diyerek Milletvekili Ilıcalı'nın projesine kısa bir sürede hayata geçirileceğini belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği resmi yazı ile projenin bakanlık bünyesinde gerçekleştireceğini belirtti. Bakanlığın gönderdiği yazıda söz konusu hatların projelendirme ve yapımının bakanlığımızca üstlenilmesi hususunda Bakanlar Kurulu'na sunulması yönünde çalışmalar başlatılacaktır cümlesine de yer verildi. Aziziye Belediyesi mesleki eğitim ve hobi kurslarında üretilen el emeği, göz nuru eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Aziziye Belediyesi Azmek Hizmet Binası'nda düzenlenen yıl sonu sergisi açılışına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Harun Ilıcalı, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş, Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Yarba, belediye meclis üyeleri, davetliler ve kursiyerler katıldı. Mesleki eğitim ve hobi kurslarını yaklaşık 2 yıl önce bağımsız bir binaya taşıyarak kurslarda verimliliği artırdıkları gibi kursiyerlere de daha ferah ve nezih bir ortam sunduklarının altını çizen Başkan Orhan, daha önce belediye hizmet binamızın bir katında yürütülen Azmek kursları bağımsız ve yeni binada hizmete devam ediyor. Kurslara katılan hanım kardeşlerimiz daha rahat ortamda çok güzel eserler ortaya çıkarıyor. Sergi sonunda protokol üyeleriyle kursiyerler hatıra fotoğrafı çekildi. Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Kar Film Festivali'ne katılamamış, en yakın zamanda Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geleceğinin sözünü vermişti. Nazlı Çelik bugün Erzurum'a geldi ve Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle meslek tecrübelerini paylaştı. "Mezun olmaktan gurur duyduğum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin değerli hocalarına
bu güzel organizasyonu gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve mutlaka yaptığımız haberlerden ötürü birileri mutlu olmayacaktır. Herkesi mutlu etmenin ihtimali yok. Haliyle zaman zaman terör örgütlerinin ölüm listelerine giriyorsunuz, tehditler alıyorsunuz. Gece ansızın öyle ailemize yemek, otururken yemek sofrasında, özellikle sosyal medya üzerinden hiç beklenmediğiniz terör örgütü kanatlarından sıkça tehditler gelebiliyor. Farklı yollarla da gelebiliyor. Mesajlarla, telefonunuza gelen mesajlarla. Ama bu iş asla korkuyla yapılacak bir iş değil. Ben de defaatle adliyelere gittim, emniyetlere gittim, ifadeler verdim, nasıl çalışıyor, ilişkiler nasıl ilerliyor, bunları gözlemlemek adına ve orada gazeteciliği nasıl işlediğini de görme fırsatım oldu. Daha sonra bu diksiyon okullarından vesaire çok teklifler geldi ama ben her zaman söylüyorum, ben gerçekten iyi Türkçe konuşuyor muyum emin değilim. Diksiyon benim uzmanlık alanım değil. Ben bu işin, bu mesleğin gazetecilik bölümü üzerinde tavsiyeler vermeyi tercih ettim öğrencilere. O dönemde de Müjdat Gezen, Uğur Dündar Televizyoncuk Okulu'nda bir yıl kadar sizler gibi öğrencilerim vardı. Ve onlara da habercilik üzerine dersler verdim. Tabii ki iyi Türkçe konuşmak önemli. Kuş dili bir... Kuş Dili Diksiyon Merkezi vardı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Buraya gittim, burada bir kurs gördüm. Ve buradan da Milli Eğitim Bakanlığı'na sertifikamı aldım ki o zamanlar daha spiker bile değildim aslında. Ama dedim ki, eğer bir gün televizyonun karşısında bir haber merkezini yönetiyorum şu anda. Son 6 senedir Star Televizyon'da haber genelliğini yönetmeliyim. Benimle birlikte çalışan 43 meslektaşım var. Birçoğuyla uzun yıllardır birlikte bu yolda yürüdük. Erkek egemen bir sektörde mücadele ediyoruz. Her zaman söylüyorum bunu. Geçen gün Çankaya'da Başbakan tam referandum süreci öncesinde bir davette bulundu. Televizyon ve gazetelerin ve aynı zamanda internet temsilcilerinin genel yayın yönetmenlerine. Gittim, masada oturdum. Saydım bütün masanın etrafını. Masada 43 kişi var ve 43 kişiden sadece 2 kadın vardı. Biri NTV. Bunu da gururla söylüyorum çünkü NTV'de Doğuş Yayın grubuna ait aynı bünyede çalışıyoruz. Diğeri de ben. Sadece 2 kadın genel yayın yönetmeniydik. Çokça şehit verdik. Teröristlerden orayı arındırmak adına da amansız bir mücadele sürüyor şu anda orada. -20 derece, 2 metre kar var. Normal koşullarda gitseniz konuşmakta bile zorlanırsınız. Gencecik, gencecik Mehmetçikler hepsi orada. Gece gündüz yatıyorlar, kalkıyorlar. Niçin? Bu vatanı korumak için. Sizler, bizler rahat uyuyalım diye. Onların haberlerini yaptık. Tabii 24 saat var. Tank atışları, top atışları, bütün çekimleri yaptık. Derken Dağlıca'ya çıktık. Orada çıkacak en ufak bir haberden dolayı yargılanıyorum ve bununla ilgili ifade vermeye gidiyorum. Yine geçmiş davalardan bir örnek mesela Leyan Şıkak Beceği'ydi. Bundan sanıyorum 2-3 sene önceydi. İşte İstanbul Emniyeti bir canlı bomba listesi dağıttı. Listede de 6-7 kişi bunlara canlı bomba şüphesiyle aranıyor. Bütün televizyonlara dağıttılar. Biz de bunu haber yaptık. Ertesi gün aşağıda güvenlikten aradılar. Dediler ki tebligatınız var. Ha herhalde dedim. Yine birisi daha başladı. İndim baktım. Bizim o canlı bomba şüphesi taşıdığını söylediğimiz bir kız benden şikayetçi olmuş. Sen bana terörist diyemezsin, sen bana canlı bomba diyemezsin. Ben üniversitede öğrenciyim. Nereden çıktı bu dedi. Ben yine tabii annelere gittim, geldim, ifadeler verdim. Aradan 2 sene geçti. Bir yer Dağlıca. Dağlıca Üst Bölgesi'ne bugüne kadar hiçbir Türk televizyonu girmemişti. Genel kuruma izin yazdım. Belki de bu vatanseverliğimin ön planda olmasıyla beraber aslında çok da beklemiyordum. Ama izin çıktı. Herhalde benim için en değerli, en kıymetli haber dizisinde o 24 saat içerisinde Dağlıca'da yaptım. Yine Ankara'da bir CHP kurultayı takip ediyorduk. Ankara'ya gitmiştim. Ankara'ya gittikten sonra pazar sabahı çok erken bir uçakla Van'a hareket ettik. Van'da Filo'ya indik ve ardından orada Efeler taburunu görüntüledik. İki helikoptere bindik. İlk önce Beyrut'a indik. Oradaki tabii hayatı benim size gerçekten sizin görüp yaşamadan, orada birebir bulunmadan anlatmam çok güç ama bir defa coğrafya açısından. Erzurum, ülke ocakları,
Üniversitelerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdülkadir Gökçen, Atatürk Üniversitesi Kampüs Başkanlığı'na Vedat Koçak'ı atadı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın, Allah ülküsünü daim etsin. Erzurum Ülkü Ocakları Üniversitelerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdülkadir Gökçen, Atatürk Üniversitesi Kampüs Başkanlığı'na Vedat Koçak'ı atadı. Koçak yapılan törende görevinin başına geçerek Atatürk Üniversitesi kampüsünde yapılan törende kalabalık bir gruba karşı bir konuşma gerçekleştirdi. Görevini en iyi şekilde layıkıyla yapacağını ifade eden Koçak, öncelikle İl Başkan Yardımcımız, Başkanımız, ağabeyimiz Abdülkadir Gökçen Beyefendi'ye bana bu kutlu görevi verdiği için sonsuz teşekkür ediyorum dedi. İnşallah devletine, milletine bağlı bir nesil için durmadan çalışıp üniversitemizde yapacağımız etkinliklerle tüm öğrenci arkadaşlarımızın gönlünü fethedeceğiz söyleminde bulundu. Yaklaşık 3 yıldır bize ağabeylik, kardeşlik, yeri geldi dertlerimizi dinleyen ağabeyimiz, İl Başkan Yardımcımız, Başkanımız Abdülkadir Gökçen Beyefendi'ye bana bu kutlu görev verdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Onun yüzünü yere baktırmayacağım. Kutlu davamızı, kutlu sancağımızı bir adım daha ileri götürmek için elimden geleni yapacağım. Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Tören, bini aşkın ülkücü gencin ülkücü yemini ve ne mutlu Türk'üm diyene sloganlarıyla son buldu. Ülkücü Türk gençliği olarak komünizme, faşizme, siyonizme, bölücülüğe, bölücülüğe, bölücülüğe ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz son nefes, son nefes, son nefes, son nefes, son damla kanı kadardır, son damla kanı kadardır mücadelemiz, mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye, milliyetçi Türkiye'ye Turan'a kadardır, Turan'a kadardır. Başbuğum emin ol, başbuğum emin ol. Yılanlardan olmayacağız, yılanlardan olmayacağız. Satanlardan olmayacağız, satanlardan olmayacağız. Kaçanlardan olmayacağız, kaçanlardan olmayacağız. Yılmayacağız, yılmayacağız. Yıkılmayacağız, yıkılmayacağız. Başaracağız, 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 başaracağız. Allah Türk'ü korusun vereceğiz. Amin. Fethullahçı terör örgütü elebaşısının yeğeni ve aynı zamanda Kara Harp Okulu imamı olduğu değerlendirilen Şamil Gülen, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ'nün lideri olan Fethullah Gülen'in yeğeni olan ve Kara Harp Okulu imamı olduğu değerlendirilen 36 yaşındaki Şamil Gülen, Kocaeli ilinde yakalanarak Adapazarı'na getirildi. Örgütün askeri yapılanmasında hizmetlerde bulunan Şamil Gülen'in sorgusu, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ettiği öğrenildi. Referandum sonrasında hükümet verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor, milyonlarca kişinin, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek değişiklikleri bir bir hayata geçiriyor, indirimli esnaf kredileri geliyor, bununla beraber ülkeye yabancı yatırımların yağması bekleniyor. Ve yine... İndirimli esnaf kredileri esnetildi, yabancı yatırımcıya vatandaşlık kapısı açıldı. Terör mağduru çiftçinin borcu ertelendi, 130 yıllık mülkiyet sorunu çözülmeye başlandı. Futbol kulüplerine bir şans daha veriliyor. Hükümet esnaftan çiftçiye, yabancı yatırımcıdan futbol kulüplerine kadar toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine yanıt veren önemli bir hamle yapıyor. Bir kısmı dün itibariyle yürürlüğe girerken, bir kısmı da meclise gönderilen yasa teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle oldu.
İndirimli esnaf kredileri yeniden düzenlendi. İndirimli esnaf kredisinden KOSGEB'in 0 faizli kredi desteğini alanlar da yararlandırılacak. Halk Bankası ve TESKOM tarafından %50 ila %100 faiz indirimli kredi imkanından yararlananların başka kurumların faizi hibe desteklerinden yararlanmasını engelleyen düzenleme KOSGEB destekleri yönüyle esnetildi. Terör mağduru çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları, mal varlıklarının %30'unu kaybetmiş olmaları şartıyla bir yıl süreyle ertelendi. Bu imkandan Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde faaliyet gösteren ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler yararlanabilecek. Çiftçilerin 2 ay içinde başvurmaları gerekiyor. İşletmeye geçmeyen elektrik üretim tesislerine ilişkin lisansların sonlandırılmasında esneklik sağlanarak yeni yatırımcıların önü açılıyor. 2 ay içerisinde başvuranların teminatları iade edilecek. Türkiye'de 1,5 milyon dolar gayrimenkul yatırımı fonu alan yabancılara vatandaşlık verilmesine ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu 12 Ocak'ta yayınlanan kararla en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı 3 yıl satmama, 2 milyon dolar sabit sermaye ve 3 milyon dolar mevduatı 3 yıl süreyle elinde bulundurmak şartıyla Türk vatandaşlığı hakkı getirmişti. Öğrenciler ve araştırmacılar kamuya ait eserlerden ücretsiz yararlanabilecek. Kütüphane, müzeler bünyesinde elektronik ortama aktarılan eserlerden dijital görüntü alırken ücret ödemeyecek. Hurdaya çıkan araç üzerindeki haciz kalkacak, vergi borcu silinecek. 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılacak tescil kaydının silinmesi durumunda ödenmiş motorlu taşıtlar vergisiyle gecikmiş zammı silinecek. Kredi Garanti Fonu destekli kredide rekor kırıldı. Nisan'da toplam 225 bin firmaya 160 milyar lira kredi imkanı sağlandığını belirten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, faizsiz KOSGEB kredisi kapsamında 238.595 KOBİ 5.9 milyar liralık kredi kullandı. Bu yıl %4'ün üzerinde bir büyüme performansını gerçekleştireceğiz diyen Bakan Canikli, çalkantılı dönemde biraz bozulan bazı makro göstergeleri de yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara indirmiş olacağız dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Playoff ilk maçında Kocaeli Birlikspor'u 2-1 mağlup etmesi Erzurum'da büyük sevinçle karşılandı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Playoff çeyrek finali 1. maçında Erzurumspor'un deplasmanda Kocaeli Birlikspor'u 2-1 yenerek 2. maç için avantaj kazanması sevinçle karşılandı. Mavi Beyaz'da ekibin turu geçmek adına büyük bir fırsat yakaladığını belirten taraftarlar, 8 Mayıs'taki karşılaşmada tribünleri doldurarak takıma güç katacaklarını açıkladılar. Erzurumspor'un Kocaeli Birlikspor karşılaşmasında bir deplasman takım olduğunu bir kez daha gösterdiğini, ideale yakın bir kadroyla çıkan maçta akıllı bir oyunla galibiyeti kazandığını belirten taraftarlar, lig sürecinde şampiyonluk hayalimiz gerçek olmadı. Erzurumsporlu futbolcularımızı 1. lig yolunda kararlı görüyoruz. Dileriz özlemimize playoff maçlarıyla kavuşuruz dediler. Grubun 2 ve 5. takımlar arasında oynanan Sivas Belediyespor Ahmet karşılaşmasını da değerlendiren taraftarlar, Ahmet'in tura daha yakın olduğunu, Erzurumspor'un turu geçmesi halinde bu rakiple karşılaşmasını beklediklerini kaydeden taraftarlar, Birlikspor'u da ligde yenemedik ama playoff'ta kazandık. Ahmet'i de yenerek final oynayacağız iddiasında bulundular. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Yarının bugünden daha güzel bir gün olması temennisiyle. Ben spikeriniz Mehmet Akif Dölekli. Allah'a emanet olun.